Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber hazır, bugün tercih dönemi başlamışken sizlere tercihlerinizde yardımcı olacak site önerileriyle geldik. Bu sitelere Alperen'le beraber bir göz atacağız. Aynı zamanda içinde neler var, size nasıl artılar sağlayabilir bunlardan söz edeceğiz. Birazcık sohbet, muhabbet havasında gidecek. Umarım bu sene ve bundan sonraki senelerde bu siteler sizlerin işine yarar diyelim. O zaman Alp, söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi işine yarar diye girdin ama tercih robotların ne kadar işe yaradığı konusunda da bir tartışmamız olacak. Bir bakalım, o zaman başlayalım. Tamam. O zaman benim elimde birkaç tane site var. İlk sitemizle başlayalım. İlk sitemizin adı Universalist. Alt tarafı açıklamaya da bu tercih robotlarının linklerini de zaten bırakıyor olacağım. Benim baktığım siteler arasında en böyle gözüme hoş gelen, renkli gelen sitelerden ilkiydi. Öncelikle bir kayıt açmanız gerekiyor, üye olmanız gerekiyor siteye. Daha sonrasında tercih 2022 diye en başta görünüyor zaten. Burada öncelikle istediğiniz şehri seçiyorsunuz. Yani ben İstanbulcu olduğum için İstanbul'u seçtim. Üniversiteyi de, yani kendi üniversitemi seçeyim o zaman, değil mi? Tamam. Nişantaşı Üniversitesi'ni seçtim. Bölümü de ameliyat hizmetleri dedim. Daha sonrasında aşağı tarafa geldiğimizde bu listeleri tek tek görebiliyorsunuz ama... Ama aslında bizim yazmamız gereken şey puan veya sıralama. Sonuçta tercih yapılırken yalnızca üniversite ismi yazılmıyor. Evet. Ama en azından listeleyebiliyor. Bir onu görelim. Evet, listeleyebiliyor. Daha sonrasında eğer bunu istemiyorsan, farklı bir şeyler istiyorsan, buradaki bölüm seçe tekrar geldiğinde... Alt tarafta tercih tipleri bulunuyor. Tercih tiplerinden ben eşit ağırlığı seçiyorum. Burslardan da %100 burslu. Eğitim dilim İngilizce olsun. Eğitim türüm vakıf ya da devlet. O tarafı siz seçiyorsunuz. İkinci öğretim KKTC ya da meslek yüksekokulu gibi alt tarafta seçenekler bulunuyor. Ve eğitim süresi de benim için lisans olsun. Daha sonrasında alt tarafa da tercih listesi çıkıyor. Ve bu listelerin hepsi güncel listeler. O yüzden sizlere yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir site. Aynı zamanda bu sitede evet %100 burslu, artık nasıl istiyorsanız bunları kendiniz seçebiliyorsunuz. Ve ekstradan üniversitelerin avantajlarını karşılaştırabileceği bir sayfası daha var. O tarafta da karşılaştır diyorsunuz ve karşılaştır tarafında 3 tane farklı üniversite seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra bu üniversitelerin dil eğitimi ya da hangi bölümleri var hepsini tek tek sizler için karşılaştırıyor. Aynı zamanda sitenin bölümler tarafı bulunuyor. Burada herhangi bir böyle meslekler olsun ki meslek seçmekte artık gerçekten zorlanıyoruz. Bazen yani güzel şeyleri yazıyorlar genelde. Ben bu tercih botlarında en büyük isyanım budur bence. Hep güzel şeyleri yazıyorlar. Hiç kötü şeyleri yazmıyorlar bölümlere dair. Ama yine de bir göz atmanızı öneririz. Bloglar tarafında da sizler için mesleklerde neler var neler yok bunları karşılaştıran bir site. Ben çok beğendim. Yani şöyle, bence üniversite tercih ederken dikkat edilmesi gereken en önemli şey bence üniversitenin akademik kadrosu. Hani ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle özel üniversiteler bazında konuşacağım bunu. Üniversite artık tabela üniversitesi haline gelmiş. Zaten E5'e çıkarsanız yan taraflardaki üniversitelerin piyasadaki işte yok Ahmet Üniversitesi, Mehmet Kağan Üniversitesi falan saçma sapan üniversiteler var. Ha işte şöyle bir şey geliyor. Özel üniversite sayısı çok olabilir ama bunun akademik kadrosu iyiyse, öğretim görevlileri iyiyse hani bunun da tabela üniversitesinden geçip artık normal bir üniversiteye gelebileceğini düşünüyorum. Baktığımızda özel üniversitede akademik kadrosu iyi olan çok iyi üniversiteler var. Haliç Üniversitesi, Beykent, Nişantaşı Üniversitesi. Bizim üniversitemiz çok iyi bu arada. Yani eğer tercih etmeyi düşünüyorsanız bence pişman olmayacağız bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Böyle kaş gözü yapma gördüm seni. Marmara Üniversitesi'ne bekleriz arkadaşlar. O zaman diğer siteme geçiyorum. Bu siteyi nasıl buldun? Onun üzerinden kaç verirsin? Böyle bir tercih yapacağını düşünürsen. Yani şöyle, ben daha çok yardımcı mesela şöyle, hani benim tercih yaparken önemli olarak gördüğüm kriterler. Mesela buradan X bir bölüme gelelim. Şimdi biz Nişantaşı Üniversitesi'ni ya da şey yok ne var burada? Ha, Okan Üniversitesi var. Hani buradan bir bölüm seçerim ben genellikle. Geçtiğimiz yıllardan bu yıla kadar sıralamanın nasıl değiştiğine, taban puanının nasıl değiştiğine bakarım. Bu yüzden tercih sitelerinde merak ettiğim şey şu aslında. Diyelim ki Marmara Üniversitesi Türkçe öğretmenliği. İşte Sözel'den 25.000 sıralamayla almış. Ben diyelim ki burada 28.000 sıralama yaptığımı yazdım. Bunu her tercih robotuna tek tek denedim. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu Türkçe öğretmenliği bölümünün sıralaması nasıl değişmiş?
ve üniversiteye girecek kişi sayısına göre bu yapay zeka benim 2022 yılında 28 binle girip girmeyeceğimi hesap edebiliyor mu ve bana hangi cevabı veriyor? Veya tercih robotunda 28 bin sıralamayla bana Türkçe öğretmenliği bölümünü Marmara Üniversitesi'ndeki çıkarabiliyor mu? Bu yüzden tercih robotlarındaki hani benim en çok dikkat ettiğim şey önceki senenin sıralamalarına göre uyguladığı yapay zeka tarifesi. Bakacağız. Diğer sitemizin adı Yolun Başındayken. Yine bu sitede bölümlerden, üniversitelerden karşılaştırmalı bir site olduğunu söyleyebilirim. Sitenizin girdiğinizde zaten üniversite karşılaştır karşınıza çıkıyor. Ben burada Akdeniz Üniversitesi'ni seçmişim. Yan tarafa da başka bir şey seçeyim. Ne seçeyim? Sizin Marmara'yı seçeyim. İki üniversiteyi karşılaştırdım. Yan tarafta akademik birimler, eğitim dili, kampüs hayatı, çift anadal, yan dal. Bunların hepsini sizlere tek tek gösteren bir site. Bence çok fazla yardımı dokunur bir üniversite tercihi yaparken. Burada aklınızda iki tane seçenek var ve kafanız karışıyor. Burada bu var mesela, yan dala geçeceksiniz atıyorum. O üniversitede yok ama diğer üniversitede var. Sizin için daha yararlı olabilir, bunu düşünüyorsunuz. O yüzden bu site sizin için bence gayet güzel. Aşağı tarafları biraz göz atalım şuradan. Eğitim dili mesela Marmara'da maşallah var, bir sürü dil var ama Akdeniz'de o kadar yok. Aslında şöyle bir durum var, artık gençlerin üniversite seçerken dikkat ettiği en önemli şey kampüs ve çevresindeki Starbucks sayısı. O yüzden bir çevredeki Starbucks'lara da bakmak gerekiyor. Çünkü benim de çok hani Anadolu tarafında okuyan çok arkadaşım var. Ama Starbucks eksikliğinden şikayetçiler, yapacak bir şey yok. O zaman burada çevresinde ne kadar Starbucks var bir onlara bakmak gerekiyor. Keşke de yazsalarmış. Kampüs hayatında da birkaç seçenek görünüyor. Öğrenci kulüpleri, kütüphane falan, onları da detaylı bir şekilde yazmışlar ama dediğine çok katılıyorum bu arada. Mesela bir üniversite seçiyorsunuz ve üniversitenin, İstanbul'da çok fazla böyle, yerleşkeleri çok farklı yerde. Yani İstanbul Üniversitesi sanırım böyle, ben hep kapısını falan görüyorum, çok güzel ama bir bölüm istiyorum ta nerede? Yani bir taraf yüzden Beyazıt'ta, bir evet, taraf evet. Avcılar'da. Evet, o yüzden bence dikkat edilmesi gereken bir özellik. Mesela ben Göztepe'deydim. Sonradan Kartal'a taşıdılar bizi. Çok alakasız yerler. Artı bir buçuk saat. Zaten yolun bir buçuk saatte. Artı bir buçuk saat daha eklenmiş oldu. Bu yüzden kampüslerine dikkat edin. Özellikle bölümlerin ne tarafta olduğuna, mesela öylesine söylüyorum. Namık Kemal Üniversitesi makine mühendisi istiyorsunuzdur. Tekirdağ'da olan bir üniversite olduğu için hemen atlarsınız, yazarsınız. Ama aslında makine mühendisliği bölümünün kampüsü Çorlu'da. Çok alakasız bir yerde, bir saat uzaklıkta mesela. Ama Çorlu da çok güzel yer bu arada. Dediğim gibi bu üniversitede bir önceki sitemize göre benzer bir üniversite ama daha detaylı bir site olduğunu söyleyebilirim. Diğer site... Son iki baktığımız sitenin tasarımı çok basit geldi bana. İlk site biraz daha mantıklıydı. Evet, güzeldi. Ama bu son ikisi de yeni yazılım öğrenen birisinin yazdığı site gibi. Evet. Hani sadece üniversite infolarını endekslemiş, o kadar başka şeyi yok yani, sadece sözel bilgi veriyor. Ha, mesela ben üniversiteye girerken çok buna benzer bir site kullanmıştım. Diğer sitemiz o zaman. Hı-hı. Diğer sitemiz adı Üniversite Tercihleri sitesi. Bu site, ya bilmiyorum, diğerlerine göre bana çok karanlık geliyor. Böyle biraz gergin hissediyorum bu sitede. Ama yine de size çok detaylı bilgiler veren bir site yine. Sıralama aralığınızı, puan aralığınızı yazıyorsunuz. Yukarıda arama kriterleriniz var. Böyle filtreliyorsunuz ve hepsini sizin karşınıza çıkartıyor. Bu da böyle bir site. Mesela seçelim, ne seçelim abi? Bu da yine 4 yıllık ya da 2 yıllık seçeyim. 2 yıllık seçiyorum. Hı hı. Sonra yeni açılan bölümleri de eklesin. O çok işe yarıyor üniversitede. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, üniversite sayıları ve yeni açılan bölüm sayıları arttığı için herkesi üniversite mezunu yapmaya çalıştıkları ve üniversitenin hiçbir itibarı kalmamasına sebep oldukları için yeni bölümler açılması normal yani. Seçtim, adalet seçtim ve aşağıda. Bu arada zaten videonun sonuna doğru hani tavsiyelerimizi konuşacağız da, adalet okumak biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Adaletten hukuka tamamlama düşüncesiyle adalete girmeyin. Çünkü bu sizi çok yoracaktır. Evet. Tabii ki tamamlayamazsınız diye bir şey demiyorum. Tamamlamak için tabii ki çok çalışmanız lazım. Ama o çalışmayı tekrardan üniversiteye çalışarak kullanırsanız çok daha verimli yıllar geçirirsiniz diye düşünüyorum. Aşağı indiğimizde sonuçlar için burayı tıklayın diyoruz. Ve adalet için tüm güncel şeyler karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir site. Diğer siteme geliyorum. Zaten burada şeyi eklemedim. YKS tercih robotunu, yani herkes biliyordur diye. Evet. Bunlar da onların müdavimi siteler diyeyim. Diğer sitemizin adı Epey. Epey biliyorsunuz zaten, her şeyi karşılaştıran bir site ve
yan taraflarında gördüğünüz üzere filtreler bulunuyor. Bu filtreleri kendi tercih sıralamanıza göre sıraladığınızda sizin için en uygun sıralamaları karşınıza çıkaracaktır diyeyim. Ülkeler de var bu arada. Bir önceki sitelerde ülkeleri karşılaştırmıyordu ama bu sitede eğer başka bir ülkede okumak istiyorsanız bu tercihleri de görebilirsiniz. Eğer sınavsız geçiş hakkı istiyorsanız onları da sıralayabilirsiniz. Böyle bir tercih sitemiz. Güzel siteler bulmuşsun. Ben çok beğendim. Yani şu anda bir empatik olarak yeniden üniversiteye hazırlandığımı düşünerekten. Ben üniversiteye girerken tercih robotları kadar detaysız siteler yok. Yani artık daha da detaylanmış, daha ayrıntılı. Yani istediğim şeye daha kolay ulaşabiliyorum. Peki o zaman biraz da şunu konuşalım. İstediğimiz şey ne? Veya üniversite bölümü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En azından bunu puanımıza göre mi belirlemeliyiz? İlgi alanımıza göre belirlemeliyiz? Yoksa mesleğin geleceğine göre mi belirlemeliyiz? Düşüncelerini alalım. Ya benim için şöyle, evet ilgi alanı ama ilgi alanın değişebiliyor benim olduğum gibi. Ben mesela şu an sosyal hizmet okuyorum. Evet hala sosyal hizmeti seviyorum ama bu işe başladığımdan beri ilgi alanım değişti ve ben medyaya yönelmek istiyorum. Evet gerçekten sağlamsa o ilgi alanınız ve gerçekten bunu istiyorsanız evet belki ilgi alanınızdan devam edebilirsiniz ama bunlar çok çabuk değişebilen şeyler. Yeni şeyler keşfettiğinizde değişebilen alanlar. Mesleğin geleceği bana daha mantıklı da geliyor açıkçası. Eğer illa zorlamak zorunda değilsiniz ama mesleğin geleceği bana daha mantıklı geliyor. Para getiren ne varsa onu okuyor. Yani her zaman para getiren de olmayabilir tabii ki. Şimdi ya şöyle diyeyim, her meslek para getirmek zorunda değil ama bu en başı için de geçerli olabilir. Bir mesela şu anda mühendislerin maaşlarını biliyoruz. Yeni mezun olmuş mühendisler doğru düzgün hem iş bulamıyor, iş bulduğunda en az böyle 8 yıllık tecrübeli falan istiyorlar. Adam yeni mezun olmuş, ne yapsın? Hadi diyelim ki girdi, asgari ücret artı şey böyle artı yol yemek falan. Ama iyi bir mühendisin ben bu dertlerden yakınını düşünmüyorum. Yani şöyle ki az önce fazla üniversite açıldığından bahsettim. Yani bundan 5 yıl önce işte bilmem kaç bin tane, 50 bin tane mühendislik mezunu varsa şu anda 150 bin tane oldu. O yüzden sizin bu mühendislik mezunları arasında yani mühendisler arasında farkınızı bir tık daha koymalısınız. Yani neden o zaman şu anda işte Sabancı'nın bir kuruluşunda bir adam mühendis olarak çok iyi bir iş yapabiliyor? Çünkü kendisine hani bir şeyler katabilmiş. Öncelikle dil mesela. Bunun için en büyük etkenlerden birisinin dil olduğunu düşünüyorum. Sizi kendi bölümünüzün mezunlarından ayıracak önemli bir etken. Bunun dışında sizin o bölümdeki başarınız, belki bölüm birincisi olarak bitirmeye çalışırsınız, derece yapmak istersiniz. Sizin bu konuda kendinizi diğer mezunlardan, diğer rakiplerinizden önde olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bence sizin maaşınızın yüksek veya düşük olmasındaki en büyük faktör de bu olabilir bence. Çünkü sen dümdüz bir mezunsan dümdüz bir iş yaparsın ama bunu bir şekilde şekillendirirsen, daha kalifiye bir insan olursan maaşın da ona göre tabii ki şekillenecektir. Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Bazı bölümlerin şehirleri vardır arkadaşlar. Mesela atıyorum radyo televizyon okumak istiyorsunuzdur ve bu radyo televizyonu gidip Uşak'ta okusanız çok da kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Hani kalifiye dedin ya, o taraftan bağlamak istiyorum. Radyo, televizyon, sinema abi ya İzmir'de okunur bana göre ya İstanbul'da okunur. Çünkü gelişmiş şartlar bu tarafta. Mesela tıpı okusan her yerde tıptır. Yani Van'da da belki şehir kötülemek istemiyorum ama yeni açılan üniversitelerin imkanları çok daha iyi olmuyor. Bunun için bence bölümlerin asıl nerede iş yaptığına bakarsanız çok çok daha iyi olur. Yani bir sınıf öğretmeni yine her zaman sınıf öğretmenidir. Çünkü KPSS ile giriş yapıyorsunuz ama mesela atıyorum yine radyo, televizyon, sinema okuyorsanız Uşak'ta okusanız kendinizi geliştiremezsiniz. Bunun için İstanbul'da okumanız gereken yani bir üniversite tercih ederken bölümlerin şehirleri vardır ve bunlara mutlaka dikkat edin derim. Evet, o zaman tercih robotları ve üniversite tercihleriyle alakalı genel olarak akla takılanlara yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Senin son bir kez eklemek istediğin bir şey var mı? Umarım her şey gönlünüzce olur. Daha çok genciz, yolun başındayız. Bu kadar yük bize ağır. O yüzden kendinizi üzmeyin. Bu sene olmazsa seneye olur. Evet. Bir de onu ekleyecektim. Ben asla bir seneyi, iki seneyi, üç seneyi, dört seneyi bunların hiçbirisini kayıp olarak görmeyin. Çünkü sizin hayatınızdan iki sene, üç sene bile feragat etseniz bu sizin bütün yaşamınızı etkileyecek bir şey. Bu yüzden eğer istemediğiniz bir puan, istemediğiniz bir sıralama olursa özellikle sıralama, çünkü bunu puan bazında söylemiyorum. Her yıl milyonlarca kişi girmeye devam ediyor ve bu sayı artıyor. Bu yüzden sıralama daha önemli. Yani eğer bir tercih yapacaksanız bunu sıralama
kafanıza göre yapın arkadaşlar. Eğer ki istemediğiniz bir bölüm olursa bunun için çabalayın ve sizin gerçekten hayalinizdeki bölümse 2 seneden 3 seneden hiçbir şey olmaz. Yani siz eğer aile evindeyseniz ailenize kendinizi yük olarak görmeyin. Bu sizin geleceğinizi önemli derecede etkileyecek bir şey. Bu yüzden gerekirse 25 yaşında üniversiteye girin ama istediğiniz bölüm olsun. Zaten okula girdiğinizde göreceksiniz ki herkes kaldığı için zaten herkes 25 yaşında olacak. O yüzden takmayın. Her şey olacağına varır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım tercihlerinizde yardımcı olabilmişizdir. Görüşürüz. Görüşürüz.